Günaydın sevgili seyirciler, merhabalar, günaydın diyoruz ve size iyi bir gün dileyerek bugün de programımıza başlıyoruz. Bilimden sağlığa, bilimin bize getirmiş olduğu güzellikleri iki değerli uzmanın bugün bizler için aktaracak. Sorularımız var, röportajlarımız var, sokağa sorduk. Ve belki de ilerleyen dakikalarda sizin de sorularınızı yönetmenim çünkü iletecek, iletişim bilgilerimizden bize ulaşmanız halinde sizin sorularınızı yanıtlayacaklar. Ulaşamayan sevgili dostlarımıza program sonuna doğru ekranda göstereceğimiz danışma hattından da ulaşarak yine konuklarıma sorularınızı iletebilirsiniz. Ergenlikte duygu durum bozukluklarını konuşacağız. Ergenlik deyince zaten bu akla gelir. Bir dakika önce böyleydi, bir saat sonra böyle. Sabah şöyleyken öğlen niye böyle? Bu çocuk böyle değildi, kime çekti acaba? Nasıl düzelteceğim ben bunu? Eyvah! Falan diyenler var. Çokça duyuyoruz. Onlar ekran başından lütfen ayrılmasınlar. Çaylarını alsınlar. İki değerli uzmanımı dinlemeye başlasınlar. Hemen sol yanımdan başlayayım. Uzman psikolog Selvinaz Çınar Parlak. Ne güzel yani Selvinaz Çınar Parlak. Harika bir isim. Uzman psikolog olarak çalışıyorsunuz ve Üsküdar Üniversitesi Feneryolu Tıp Merkezi'nde değerli hocamla beraber hizmet veriyorsunuz. Bilgilerinizden, deneyimlerinizden yararlanacağız. Sorularımız var. Daha önce olduğu gibi bugün de güzel cevaplar alacağız. Bilimden sağlığa hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, Başak Ayık, yardımcı doçent doktor Üsküdar Üniversitesi'nde Feneryolu Polikliniği'nde. Hocam merhaba. Merhabalar. Daha önce de birlikte olduk. Şimdi çocuk ergen dediğimizde önemli. Çocuk diyoruz, bir heyecan var. Yeni bir dünya, bebek, yeni bir canlı. Dünyayla tanışıyor, hayatla tanışıyor, deneyimleyerek öğreniyor, yanlışlar yapıyor. Ebeveynlerin yanlışları onu da daha da çok yanlış yaptırıyor filan. Şimdi çocukluğu bıraktık geride, bugün ergenliğe geldik. Ergenlik dediğimiz şey nasıl bir şey? Ergenlik deyince o masum çocuk, o sessiz çocuk, o hanımefendi, o beyefendi çocuk, ben ergenliğe geldim, dikkat edin filan nasıl diyor? Ve artık davranışları nasıl değişiyor? Masaya nasıl vuruyor? Kapıyı sert nasıl çarpıyor? Söylenenleri nasıl dinlemiyor? Ne oluyor yani bu kişide? Beyninde mi bir şey oluyor? Onun ruh dünyasında mı bir şey var? Sizin için eskiden derlerdi ki işte ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı değil mi? Zaten tevabette öyle geçiyor. Aynen. Çocukluktan sonra ergenliğe geçince o delikanlının beyninde ne oluyor hocam? Bir şey mi oluyor? Niye bu tepkiler ortaya çıkıyor? Biraz ergenliği tanımak isterim. Ne dersiniz? Şöyle, şimdi çok güzel tanımlıyorsunuz. Çocukluk, evet, neşe, eğlence ve bütün aslında gelişimsel süreçlerin başladığı dönem ve çok hızlı başladığı dönem. Beyin gelişimi doğumdan itibaren çok hızlı bir şekilde gelişmeye başlıyor. Bu süreç aslında ömür boyu devam ediyor ama genel olarak ergenliğin bitime, erişkinliğin başlangıcına kadar daha hızlı bir şekilde seyrediyor. Ergenlikte tabii ki birçok değişiklik var. Hem fiziksel hem hormonal değişiklikler. Hem de ruh dünyalarında, ruhsal dünyalarında birçok değişiklikler oluyor insanların. İlk başlığımız bu zaten bizim, evet. Evet, kesinlikle. Şöyle aslında güzel bir süreçte olabilir. Genellikle böyle toplumda bahsedilince ergenlik hani korkulan bir süreç mi diye düşünülüyor ama değil. Her ergenlik dönemi kötü geçecek diye bir şey yok. Ergenlik döneminde bütün bireyler aslında şöyle yapıyorlar. Ondan önce yaşadığı bütün yaşantılarını gözden geçiriyorlar. İyisiyle kötüsüyle hani bir anlamda sandıklar açılıyor. Eğer önceki dönemde yaşadıkları güzel olaylar, güzel yaşantılar varsa ergenlik her zaman kötü geçecek diye bir şey yok. Yine aynı şekilde kimliklerin oluştuğu bir dönem. Tüm toplumsal kimliklerin oluştuğu, işte bunun içerisinde cinsel kimlikten tutun, siyasi kimlik, dini kimlik. Bu yüzden bir yandan da araştırmalar içerisinde oluyor kendini ergenler. Kendini tanımlama, kendini konumlandırma ihtiyacı mı hocam bu, evet, bu durum? Ben toplumda nasıl yer alacağım? Evet. Yani benim siyasi kimliğim ne olacak? Hangi dini kimliğe ait olacağım? Bir mesleki kimliğim ne olacak? Veya cinsel kimliğim ne olacak? Şeklinde aslında birazcık kafa karışıklıklarının olduğu bir dönem. O yüzden değerlendirmesi zor bir süreç. Bütün bunları değerlendirip kararlarını aldıkları dönem. Bütün bu konularda araştırmalar yapabilirler ergenler. Aslında sağlıklı olan zaten araştırıp düşünüp taşının karar vermeleri. Evet, taşınmadan biraz evvel düşünmek lazım. Ergenliğe taşınmadan evvel. Aynen öyle. Tabii fiziksel ve hormonal değişiklikler olduğu için mesela kolları uzuyor, bacakları uzuyor, bunlara adapte olmaya sesi çalışıyorlar. Sesi değişiyor değil mi? Tüyler, evet, çıkıyor, sakalı falan oluyor. Kesinlikle. Bunların hepsini eğer çocuk anlatılmazsa anlamlandırmak da birazcık zorlanıyor. Yani güzel bir süreç aslında, dinamik bir süreç. Selin Hanım hocam, şimdi Başak hocamın bıraktığı yerden biraz yürümek isterim. Ergenlik dediğimizde dünyamızdaki aidiyet duygusunun bir tık yukarıya çıktığı, daha önemli hale geldiği bir dönem gibi anlıyorum. Yani dini kimlik, siyasi kimlik, kültürel kimlik falan bahsetti Başak Hoca.
Ben kime aitim? Eğer ailede sesleri biraz yüksekse, mutsuz bir aileyse, geçim zorlukları yaşıyorlarsa ya da ayrılma durumları sinyal veriyorsa, mutsuzsa yani ailede ve kendini aileye ait hissetmiyorsa, aidiyet duygusu yoksa, o zaman dışarıya çıkması, işte yeni arkadaşlar edinmesi, orada takdir görmesi gibi bir bakıma ona göre imkan ama aileye göre de aslında sıkıntılı bir süreçte başlıyor. Biraz ergenlik ve aidiyet duygusu dediğimize neler söylemek istersiniz? Evet, aslında ergenlik işte tam da bu aidiyet duygusunun, yani kendi kimliğinin yerleştiği zaman ve böyle kimlik çatışması olarak genel olarak tanımlanır. Hani böyle şöyle bir tanım vardır, ben çok severim onu, ıstakozlar belli bir aşamadan sonra kabuk değiştiriyorlar. Eski kabuğu çıkartıp yeni kabuğa geçtikleri dönemde kabuksuz kalıyorlar. O kabuksuz dönemde tabii her şeye karşı çok açıklar ve çok hassaslar. İşte bu da böyle hani çocukluk formundan çıkıp yetişkinliğe geçiş, o ara dönem aslında hakikaten böyle kabuksuz kaldıkları bir zaman. Biz ergen ailelerinden şunu çok duyuyoruz, hocam bizim dönemimizde ergenlik mi vardı? Ergenlik sorunları vesaire diye anlattığımızda aslında biz böyle yeni bireyleşen bir toplumuz. Hakikaten onların döneminde de ergenlik vardı. Yani bu fiziksel değişimler, hormonal değişimler, işte daha dürtüsel olma, hormonların bastırması, kadın roller. Şu hormonlar galiba ne geliyorsa onlar yüzünden geliyor başımıza filan. Evet, bunlar bir kuşak önce de vardı, iki kuşak önce de vardı ama o dönemlerde kültürel yapında çok biz duygusu hakimdi ve çocuğa çok küçük yaşta sorumluluk veriliyordu ve ona biçilen role hazırlanıyordu. İşte ergenlikten sonra hemen evlenecek, işte tarlayı mı biçecek, ne yapacak, her şey çok net ve belliydi ve tek bir kültürel yapı içerisinde yetişiyordu. Ve bütün çevre onun rolünü zaten belirliyordu. Evet. Ama şimdi daha bireyselleşildiğinde ise zaten işte teknoloji gelişti, her şeye ulaşmak çok kolay. Artık çok kültürlü var. Kendi ailesinden belli değerlerle büyüyor ama dışarıya çıktığında bir sürü öğreti var, farklı şeyler var ve tabii ki merak ediyor. Neyin ne olduğunu merak ediyor, girmek istiyor, görmek istiyor. Zaten o cinsellik duygusunu meraka dönüştürmesi aslında yapıcı da bir şey. Girecek, deneyecek, görecek. Ama böyle işte hayvanların da yaptığı şey odur ya, yavruları merak ederler. Tehlike anında durdurur onu, oraya girmesen der. Ama o keşfedecek ve öğrenecek. Ebeveynlerin de yapması gereken şey bu. Onlar merak edecekler. Farklı kimlikleri, farklı şeyleri gidip içine girip görmek isteyecekler. Hatta ailelerinkini beğenmeyecekler. Çünkü farklı olanı öğrenebilmesi için önce diğerini, bir dakika ya neler var diye dönüp bakması lazım. O süreçte tehlikelerden korumaları gerekiyor ama onların merak duygularına da izin vermeleri gerekiyor. Böylelikle her şeyi harmanlayıp kendi kimliklerini inşa edecekler, ait oldukları şeyleri seçecekler. Zaten seçimlerdir hayatlarınızı belirleyen şey. Bu seçimlerin yıkıcı olmaması önemli olan. Eyvallah. Başak Hocam, yani gençlik dönemini ergenler ergen dememizden pek hoşlanmıyorlar aslında. Ben ergen değilim ya da ben ergenim falan. Hani kullanıyorlar ama yani özgürlüğüme müdahale etme artık. Ben ergenim derken kullanıyor. Ama siz ona ergensin, işte böyle böyle yapma, bak hormonun değişiyor, şöyle olacak, böyle olacak diyelim, Selvin Az Hoca'nın anlattığı gibi. O zaman da ben ergen değilim diyor. Yani ergenlik de üzerine almak istemiyor. Gençler diyelim ya da ergenlik dediğimizde ergenler genç diye anlasınlar, ebeveynler de öyle anlasınlar. O dönemin tümünü bir özgürlük arayışı ya da ben varım, ben böyleyim, beni görün ve mümkünse beni böyle kabul edin diyebileceğimiz bir paranteze alabilir miyiz? Yani çocuğun tepkileri, ilgileri, arayışı, merakı, aslında merakı bitti. Selvin Hocam dediği merak etti diyelim ki karşı tarafı. Merak etti, merakı bitti. Denedi, gördü. Ailenin tutumu onu orada ısrar etmesine sağlıyor olabilir belki. Evet. Özgürlüğe müdahale gibi anladığında. Biraz yani özgürlük, ben varım. Ama bir taraftan da sorumluluklar var aynı dönemde. Ben özgürüm diyor, bana karışmayın diyor. Ben varım, beni görün. Ve ben böyleyim diyor, sizin gibi değilim. Mesela aileler genelde şöyle diyorlar. Biz senin zamanındayken şöyle şöyle yapmazdık. Biz ne çileler çektik, ne zorluklar yaşadık. Ve biz bunların hiçbirisini yapmadık. Babamız bizi döverdi, annemiz demediğini bırakmazdı filan gibi örnekle verdiğimizde genç diyor ki bir dakika, ben öyle değilim. O senin döneminmiş, ben ona karışmam filan gibi netlikler de söylüyorlar. Evet. Bir taraftan da sorumluluk var. Yani sınava girecek, yarışa girecek, işte teyze çocuğunu geçecek, amca çocuğunu geçecek, herkesi geçecek. Hem ergenlik, özgürlük, kendini konumlandırma hem de sorumluluklar. Bu ikisinin çatışmasından neler çıkıyor ki size geliyorlar? Evet.
Yani şöyle, ilk söylediğinize değinmek isterim. Ergen kelimesi bence toplumda da hani böyle tepkisel, işte hani böyle geçiş dönemi, çocukluk gibi tam olgunlaşmamış olarak hani bilindiği için bazen ergenler tarafından da negatif algılanıyor. O yüzden ben de daha çok hani kendim de genç kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Bence onların da daha çok hoşuna gidiyor genç kelimesi. O deneme süreçlerinde şöyle oluyor aslında Uğur Bey. Evet, kendi merakları var, kendi kimliklerini oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bir yandan da o çocukluktan itibaren, doğumdan itibaren gelen bağlanma ve ailenin onu kabul edip etmediğini de sınamak istiyorlar. Hani ben ne yaparsam yapayım, ailem beni kabul edecek mi, reddedecek mi? Hani o daha önceden oluşturduğumuz... Yani aidiyetini test ediyor aslında. Ben buraya ait miyim, değil miyim? Onu mu test ediyor aslında bir nevi? Ebeveynlerini de test ediyor. Evet. Ben yanlış bir şey yaparsam, küçük bir hata yaparsam benden vazgeçecekler mi? Beni reddedecekler mi? Hani benim seçimlerim ne kadar önemli? Hani beni koşulsuz bir şekilde seviyorlar mı? Doğrularımla, yanlışlarımla benim arkamda duracaklar mı? Bağlanma en temel ihtiyacımız ve bütün kişilik gelişimi, bütün ruhsal özelliklerimizi en temel belirleyen şey. Çocuğun annesi veya babası, kendisine bakanlarıyla arasında oluşan bağlanma kurumu aslında. Çok şey konuşacağız. Hı-hı. Çok başlık çıkardın. Tabii ben bunların hepsini bu programa nasıl sığdırırım? Evet. Şimdi sokağa da kulak vereceğiz. Duygu durum bozukluğunu anlatmanızı isteyeceğim. Sokak sorularını dinleyelim. Belki onları cevaplarken buna da bir cevap vermiş olursunuz. Peki. Mesela ergenler depresyon adayı mı? Her ergen depresyon adayı mıdır? Aşırı neşelilikler, şakalar, yani sulu diyebileceğimiz, kendi yaşını aşan ve büyüklerin yanında yapılması gereken şakalar yaparlar mı? Aşırı öfkelilik, sinirlenme ve kavgalar ona ne getirir? Bütün bunları konuşmak isterim. Yerinde oturamayan ve böyle sürekli dışarıda olmak isteyen ergen yapıları da var. Bunlar aile için önemli mi? Bunun riskleri var mı filan? Bunları da mesela bazen ben şeyde görüyorum, açık havada oturduğumuz yerlerde, üniversitelerin kafelerinde falan çok yüksek sesle konuşuyorlar. Yani ta dipte oturan onu duyacak gibi ve hiç o ondan alınmıyor. Yani yanındaki insan bundan rahatsız olur mu? Biz böyle patlamalı kahkahalar, gülmeler yapıyoruz. Acaba özel bir şey konuşuyor olabilirler mi falan? Hiç bunlara dikkat etmiyorlar. Bu da acaba ergenliğin bir özelliği mi falan, onu da sormak isterim hocam. Ama bakalım sokak ne demiş? Yönetmenim Ayşe Hanım hazırladıysa. Muhabirimiz Rüveyda Gönül Alçak sordu. Kameramanımız da Şahan Şengül. Bakalım neler var sokakta. Hep birlikte dönüyoruz sokağa efendim. Ergenliğe ilk adım evresi olarak adlandırılan ergenlik dönemi her çocukta aynı etkiyi mi gösteriyor? Çocuklar öfkeli, bunalmış, hatta depresyonda, ailelerse karamsar ve çaresiz hissediyor. Peki içerisinden çıkılamayacakmış gibi hissedilen bu zamanlarda aileler ne yapmalı, çocuklar ne istiyor? Bilimden Sağlığa ekibi olarak sorularımıza yanıt aradık. Bakalım onlardan ne cevaplar almışız? Ergenlik çağındaki çocuklarda gözlemlediğiniz davranışlar nasıl oluyor sizce? Aksi oluyorlar genellikle diğer yetişkinlere göre. Aileden kaçmaya çalışıyorlar. Ailenin sözünü dinlemiyorlar genellikle. Çok aksi davranıyorlar. Çok cevap veriyorlar. Biz eskiden böyle değildik. Daha agresif, isyankar ve özgür olmak istiyorlar. Öncelikle ruhsal açıdan genel olarak bir tavır değişikliğine gidiyorlar. Sıkıntı genel olarak bu. Ailelerin yaklaşımı da genelde ters oluyor bana göre. Çünkü ben de geçtim o devirlerden. Yine benim ailem çok hani çok ekstra tepkiler vermedi ama çevre şartları falan da bunlara etkili olabiliyor. Mesela büyüdüğü ortam çocuğun ergenlik dönemindeki davranışlarını çok fazla etkiliyor bence. Ya onda ben şimdi ben zaten başım dertte oğlanla 35 yaşına da hala bekar. Daha bugün şimdi kavga ettim onunla. Genelde hırçın oluyorlar. Hep istediklerini yapılmasını istiyorlar. Ne istiyorlarsa o olsun. Hani annelere karşı kötü davranıyorlar. Hani anneler onların kötü olmasını ister mi? İstemez. Ama onlar istiyor ki hep bizim istediklerimiz olsun. Biz ne diyorsak o olsun. Ama hiç güzel bir şey değil. Biz gençliğimizde ergen olmadık mı? Olduk. Ama biz her zaman büyüklerimize karşı hiç karşı çıkmadık. Peki aileler çocuklara nasıl davranmalı sizce bu dönemde? Onlarla daha çok iletişime geçmeye çalışabilirler. Daha çok onlarla ilgilenmeye çalışabilirler. Sürekli bilgisayarda oturan çocuklar tabii ki de öyle davranıyor olabilir. Onlarla daha çok iletişime geçilirse neden daha iyi bir sonuç olmasın ki? Yani kuralına göre biraz onlara sevgiyle yaklaşarak şey yaparsın ancak. Bizim eski Rize'de mesela çocuk bir yaramazlık etti mi en kolay hiç dayak atmak. Ama çocuğun kendini dinleyip
onun şeylerini öğrenmek, onunla beraber arkadaş olmak, onun sorunlarını eğilmek, tabii onlar biz zamanımızda öyle bir şey yoktu yani. Aileler bence yakın yaklaşmalı. Hani adımlarından hareketleri olmalı. O tarz düşünüyorum. Onun dışında çok da hani sıkmak bence çok anlamsız. Öyle düşünüyorum. Arkadaşça yaklaşmaları lazım. Bir büyük gibi değil de anne baba olarak tabii o bilinçteler. Ama arkadaş olmaları gerekiyor. Onların ne istediklerini hani anlamaya çalışmalı. Anlayışlı olmaları lazım. Peki, anlayışlı olmalı diyorlar. Arkadaşça olmalı diyorlar. Diğerlerini not aldınız hocam. Başak hocam sizinle devam edelim. Sevgili Naz hocamın da katkılarını rica edeceğim. Şimdi ergenlerle arkadaşça davranılmalı mı? Arkadaşça davranmak doğru mu? Yani bu çokça kullanılıyor ama ben bunu biraz merak ediyorum. Diyor ki ben diyor kızımla beraber büyüdüm. Ben diyor onunla arkadaş gibiyim. Bana her şeyini anlatır diyor. İlk başta kulağa hoş geliyor. Fakat yani ebeveynle çocuk arkadaş olmalı mı yani? O kadar mı olmalı yani? O kadar mı ilerlemeli? Hiç mi mahremiyet olmalı? Hiç mi anne baba duygusu ve arada bir mesafe ya da bir otorite, bir yaptırım falan olmamalı? Ona da bir cevap isterim. Bu arkadaşça lafını biraz açmanızı rica ederim. Kesinlikle. Yani çok güzel değindiniz. Kesinlikle benim de hep vurguladığım bir noktadır. O arada çok ince bir çizgi var ama önemli bir çizgi. Arkadaşça davranmakla çocuğuyla arkadaş gibi olmak arasında bir fark var. Şimdi siz onun ebeveynisiniz. Çocuğun bir ebeveyne de ihtiyacı var. Bir anneye babaya ihtiyacı var ki kendi davranışlarını da şekillendirebilsin. Sınırlarının neresi olduğunu bilsin. Arkadaşça davranmak farklı bir şey. Onunla iyi bir iletişim kurmak demek aslında arkadaşça davranmak. Arkadaşça davrandığınızda, iletişiminiz sağlıklı olduğunda çocuğunuz ister ergenlik döneminde olsun, ister yetişkin, ister daha ergenlik öncesi dönemde olsun, yaşadığı şeyleri, sorunları sizinle paylaşabilir. Bu önemli. Arkadaşça yaklaşmazsanız, yani iyi bir iletişim kurmazsanız gene yaşar o sorunları. Hepimiz yaşıyoruz hayatta ama sizinle paylaşmaz. Böyle söylüyorum ben anne babalara. Yani iletişiminiz sağlıklı olursa yaptığı hatalardan, yaşadığı zorluklardan haberdar olursunuz. Aksi takdirde bunları çocuğunuz sizden gizli yaşar. Ama ben senin arkadaşınım değil, ben evet annenim, ben babanım ama benimle konuşabilirsin. Ne hissettirmek lazım? Bu çok önemli. Bir de gene röportajlarda şey vardı, fazla baskı yapılıp yapılmaması durumu. Tabii ki tamamen sınırsız bir özgürlükten bahsetmiyoruz. Ama çok yoğun baskı yapıldığında, çocuğun kendi ihtiyaçlarına ve araştırmalarına saygı duyulmadığında da ergenlikte bizim ters kimlik gelişimi dediğimiz bir durum oluyor. Ailenin değerlerine tamamen zıt ve aileyi zorlayan şeyleri yapmaya yöneliyor ergenler genellikle. Belki Savinas Hanım da o konuda katkı yapmak ister. Bizim sık gördüğümüz bir şey oluyor poliklinikte. Soralım, ister misin efendim katkı yapmayı? Şöyle, yani anne ebeveynlerle çocuk arasında eşit ilişki olmamalı. Yani o ilişkide hep bir asimetri olmalı. Ama burada otoriteden aslında otorite figürü böyle hep korkulacak bir figür gibi ama o cezalandırıcı değil de kapsayıcı, koruyucu. Yani benim arkamda babam var, benim arkamda annem var. Bir şey olsa onlar gelir müdahale ederler. Bunu hissetmeli, onlardan korkmamalı da. Ama o ilişkide o sınırlar net olmalı. Onların daha büyük ve daha güçlü olduğunu hissetmeli. Arkadaş gibi olduğunda bunu hissedemiyor. Bazı aileler çok otoriter oluyorlar, cezalandırıcı oluyorlar. Bu tabii çocuğun kendisini çok aşağılanmış hissetmesine sebep oluyor. Aynı zamanda ciddi de bir öfke besliyor. Bu öfke nasıl ortaya çıkacak? Onlar çok güçlüler, büyükler, cezalandırıcılar. Öfkesini nasıl dışa vuracak? İşte karşıt gelerek vuracak. Onun hiç istemediği bir şeyi yaparak, onun korktuğunu başına getirerek. İşte bu nedenle de korkutarak ve cezalandırarak bir şeylerden uzak tutmak o şeye daha fazla ilgiye yol açar. Öfkesini de bu şekilde dışa vurmasına yol açar. Aslında her düzlemde bu böyledir. Yasakladığınız zaman o şeye karşı bir arzuyu da beraberinde doğurursunuz. Bunun yerine anlatmak, tehlikeden koruduğunuzu bilmesi, aslında sizin onu koruduğunuz için ona sınır koyduğunuzu bilmesi gerekiyor. O zaman uzak durur. Hocam Nevzat Tarhan'ın bir sabun örneği var. Hani burada söylemek yerinde olur mu? Yani ebeveynler çocuklarını, hele ergenlik döneminde gençleri çok sıktıkları zaman elden kaçıyor. Ama tamamen serbest, hiç müdahalesiz, kontrolsüz, uzaktan bile olsa takipsiz bıraktıklarında da çocuk yine elden
kaçıyor ve kimlerle oturup kalktığını, kimlerle hangi düzeyde ne tip arkadaşlıklar kurduğunu filan görmemizi engel oluyor. Bu defa dışarıda da riskler var değil mi? Bağımlılık riski var, kötü arkadaşlar var, gruplar var, akademik başarıyı engelleyen başka durumlar var, insanın rahatlığını, hedonizmini filan besleyen bir sürü durumlar var. Bunlar içinde bir risk teşkil ediyor. Evet. Hocam ebeveynler neye dikkat ediyor? Mesela çocuklarının depresyona girdiğini ya da duygu durum bozukluklarına muhatap olduğunu nasıl anlarlar? Ya biz duygu durum bozukluğu neye diyoruz? Çocuk mesela bir anda depresif, kötü, işte kendini perişan, karanlıklar içerisinde görürken bir saat sonra, ertesi gün, ertesi hafta bambaşka, süper mutlu falan böyle şeyler mi? Biraz bize duygu durum bozukluğu nedir? Ergenler için bir riski var mıdır bunun? Ebeveynler nasıl görmeli? Ve ne gibi riskleri var? Yani ne olursa size getirmeli. Başak Hoca'ya götürelim diyecekleri nokta hangi nokta? Bunun bir eşiği var mı? Biraz buralardan da gidebiliriz. Yani bu duygu durum bozukluğu dediğimiz, bu normal duygusal, duygu durumda olan ufak tefek dalgalanmaların dışında daha ötesinde ciddi bir durum. Bu ergenlik sürecindeki dalgalanma normal her bireyde beklenen bir durum. Ama duygu durum bozukluğu dediğimizde, duygu durumda ciddi yükselmeler ve çöküşlerle seyreden ve genellikle ömür boyu kronik seyirli bir hastalıktan bahsediyoruz. Burada nasıl duygu durum yükselmeleri? Önce yükselmeden bahsedelim. Biz buna tıbbi olarak mani diye değerlendiriyoruz. Aşırı bir de bunlar için genellikle Amerikan Psikiyatri Birliği'nin tanımladığı ve sürekli güncellenen kavramlar vardır. Onlara da değinerek anlatacağım. Şimdi belli süreler. Mesela çocuk bir gün çok neşeliydi. İşte okuldan geldi. Çok enerjikti. Biz bu mani mi? Hayır, değil. Bizim mani diyebilmemiz için en az bir hafta boyunca aşırı coşkun bir duygu durum, kendine bir güven artışı, herkesten daha güçlü ve kendini başarılı görme, her şeyi yapabileceğine inanma. Ben yaparım, inanma. Ben ederim, bana dokunmayın, ders dinlemesem de başarırım. Böyle şeyler mi? Ya nasıl anlayalım bu çok, coşku? Çok yüksek. Ya da uyumasam da olur. Evet, zaten şöyle, uykuda da bozulmalar oluyor. Ama uykuda bozulma dediğimiz böyle basit hafif uyku bozuklukları değil. Mesela gece sadece 1-2 saat uyumasına veya hiç uyumamasına rağmen, şimdi normalde ne bekleriz? Ertesi gün bir yorgunluk bekleriz. Ertesi gün aşırı enerjik bir şekilde hiç yorulmadan bu yüksek duygu durumla günlük etkinliklere devam etme oluyor. Yine aynı dönemde bu coşkunun verdiği fazla para harcama olabilir. Gereksiz alışverişler olabilir. Mesela ergen değil ama size birkaç vaka örneği. Yani yaz döneminde gidip 4 tane kaban alan bir mani hastası hatırlıyorum. Veya, hem yaz hem de 4 tane. Yani 4 kış var. Evet, aynen. Yaz döneminde hani gereksiz bir alışveriş ve gerektiği orandan fazla bir alışveriş. Yine bir kurumu için toplanan, mesela kurum ihtiyaçlarını almak için toplanan bir parayla o sırada görüp beğendiği bir şeyden böyle 30-40 tane alıp getiren, parayın hepsini oraya yatıran bir mani hastası yine biliyorum. Duygu durumun yükselmesi şöyle oluyor. Mesela sizinle görüşmeye gelir hani doktor olarak, ama bunlar da çok kolay, işte tıp ben okurum, ne demek işte hemen bu uzmanlığı hallederiz falan gibi, hani sizden daha üstün. Genellikle konuştuğu her kişiden kendini daha üstün görecek kadar yüksek bir cesaret duygusu. Önemli bir ölçü verdiniz. Evet. Konuştuğu kişilerin hepsinden kendini daha yukarıda, daha üstte ve daha bilgili, daha başarılı, hisseder. Daha becerikli falan gibi değil mi? Yani her açıdan üstün görüyor. Öyle hisseder. Bunu da size söylemleriyle ve davranışlarıyla hissettirir. İki şey olabilir. Bir manide böyle çok neşe olabiliyor. Birden sizinle otururken sizi de neşelendirebilir. Şarkılar söylemeye başlar, kalkar, dans etmeye başlar. Bir hafta boyunca sürüyor bu durum. En az bir hafta boyunca. İkinci durumda gergin bir mani tablosu. Onda da çok gergin, bu hormonlarla da alakalı bir şey. Her an her şeye sinirlenebilen, ani patlayıcı, öfkeli tepkiler verebilen mani olabiliyor. Bu duygu durumdaki yükselme. Bir de düşüş var. Bizim duygu durum bozukluğu diyebilmemiz için çöküşler. O da depresyon. Depresyon tanımında da en az iki hafta boyunca kişinin kendini hiçbir şey yapamayacak kadar enerjisiz, mutsuz ve değersiz hissetmesi oluyor. Peki. Hocam ben biraz kavgalar üzerinden de bir şey söylemenizi rica edeceğim. Hocamın bıraktığı yerden devam etmiş olalım. Şimdi aşırı öfke hali var. Çabuk sinirleniyor.
ve belki de çok şeyi, her şeye sinirleniyor. Ve hemen herkese bir kavgaya tutuşma hali var. Yani gözünün üstüne kaşın olması onun için bir şey. Otobüse diyelim ki ya da işte toplu taşımada yandaki adamın kolu değse bir şey. Yani her şeyden bir mesele çıkartabilir. Ve her gün okuldan eve kavga etmiş olarak dönüyor. Bu tablo bize bugünkü konuştuğumuz konu bakımından bir yere oturuyor mu? Ne anlama gelir? Ebeveynler dikkat etmeli mi? Size getirilmeli mi böyle durumda? Evet, genellikle pek çok böyle ergenlerin duygusal problemleri ergenliktir. Bütün işte ergenlik süreci zaten sancılı, streslidir deyip geçiliyor. Aslında böylesine bir öfke tablosu varsa zaten bu ciddi boyutta ise hastane yatışı gerektiren, kendisine ve başkalarına zarar vermesine yol açan bir durum olur. Ama bunun yanı sıra böylesine ciddi bir tablo olmasa bile gerçekten birileriyle sürekli kavga eden bir ergen varsa belli ki bu çocuk ya da genç bir şeylerle başa çıkamıyor. Çünkü yetişkinler ben şunda zorlanıyorum, bunu yapamıyorum ya da çok mutsuzum, işte her şey bana anlamsız geliyor diyebiliyor ama ergen bunu söyleyemiyor. O yüzden de genellikle depresyonunu öfkeyle ifade eder. Onlarda davranış problemleri görürüz. Çocukta da böyledir. Ergende de biraz böyledir. İşte tahammülsüzlük başlar, hırçınlık başlar. Belki ki de işte kendisini beğenmiyor. Belki de kendisini değersiz hissediyor. Ama bütün bunları ifade edemiyor. Bu anlamda bu çocukları, böyle öfkeli görünen çocukları ergenlik deyip geçmemek lazım. Bir psikolojik destek ve yardım alması için uzmanlarla görüştürmekte mutlaka fayda var. Hocam, gerçekçi olmayan hayalleri oluyor genellikle. Yakınlarımız var, gidiyoruz diye planlar kuruyorlar. Diyorlar ki ben yurt dışına gideceğim, şöyle yapacağım. Okumaya ne gerek var diyor. Filan diyor, böyle halletmiş. Ben futbolcu olacağım, böyle yapacağım. Ergenlik döneminde kendi sorumluluklarını bir yana bırakıp gerçekçi olmayan hayaller konusu da aileler için, size getirilmesi için önemli mi? Yani bilimden sağlığa olan yürüyüşümüzde işte bilim bize bu konuda yeni şeyler söylüyor mu? Bir şeyler söylüyor mu? Şöyle, hayal kurmak, geleceğe dair umutlar beslemek çok güzel bir şey. Yaşam enerjisi veren bir şey. Tabii ki hedefleri olabilir. Ama bütün bu hedeflere ulaşırken çaba sarf etmeden aslında hiçbir şey olmayacağını, hani o hayalleri gerçeğe çekmeyi ebeveynler yapmalı. Ya da zorlandıkları noktalarda evet bizlerden, bu alanda çalışan profesyonellerden yardım isteyebilirler. Evet. Hocam, fikri uçuşmaları size soracağım. Yani... Bu biraz dikkatle de ilgili bir yanı var galiba. Fikri uçuşma, mesela bir şeyden bahsederken birdenbire bambaşka, alakasız başka bir yerden bahsediyor. Onu dinliyorum derken başka bir konuya geçiyor. Sonra başka bir konu. Yani sanki bir nevi böyle uçuşa geçmiş, fikri dalgalanmalar olan bir durum. Ve siz bir şey anlatırken dikkatle dinleyemiyor ve hemen yeni bir şey anlatıyor. Bu da bugünkü konumuz bakımından, yani duygu durum bakımından bir yere oturur mu, önemli midir? Evet, duygu durum bozukluklarında görülen bir durum bu. Çok hızlı düşünür ama bu çok böyle dikkat eksikliğiyle karışabilen bir tablo. Dikkat eksikliğinde gerçekten size tariflediğiniz gibi böyle bir amaca yönelik değil de bir ondan bahseder. Dikkati dağılır, başka bir şey aklına gelir, ondan bahseder. Ama duygu durum bozukluklarında böyle aşırı heyecan ve coşku halinde daha çok bir amaca yönelik, çok yoğun bir çalışma, işte sabaha kadar bir şey planlama, projeler üretme, o projeleri yapacağını iddia etme, böyle bir özgüven artışı eşlik ettiğinde bunu bir mani ya da hipomani tablosu olarak düşünmek gerekiyor. Dikkat eksikliğinde ise gerçekten bir amacı yoktur, bir proje vesaire de göremezsiniz. Bir ondan bahseder, bir bundan bahseder. Her ikisi de farklı durumlar ama birbiriyle çok karışabiliyor. Peki. Hocam, uykusuz geceler. Siz uyku dediniz ya, seyircilerimizin dikkati oraya da intikal etti. Evet. Biraz buradan bahsetmenizi isteyeceğim Başak Hocam. Uykusuz geceler ve enerjik gündüzler diyelim. Yani geceleri uykusuz geçiriyor, bir şeyler buluyor, uğraşacak. Fakat gündüze zımba gibi. Sanki o gece uyumayan kişi o kişi değil. Yine enerjik, yine hareketli, yine koşturmaca ve böyle devam ediyor bir süre. Bu ne demek? Ve bu neyle sonuçlanır? Nasıl sonuçlanır? Bu bizi kaygılandırmalı. Yani bu ebeveynleri kaygılandırmalı. Yani normalde uykusuz geçen gecelerin sonrasında yorgun ve zihnini toplayamayan bireyler bekliyoruz. Aslında şöyle, uykuyla alakalı başka bir konuşmamızda değinmiştim. Normalde ergenlikte böyle akademik süreçlerin yoğunlaşmasıyla beraber kişinin uyku ihtiyacı artar. Ama bir yandan da o geceleri uzun vakit geçirme ve
ve geç yatma ile beraber uyku fazı gecikmesi dediğimiz bir şey görürüz. Yani daha geç yatıp daha geç kalkmak isterler. Evet, bu daha geç yatmayı yapabiliyorlar ama akademik hayatları bir yandan devam ettiği için daha erken kalkmak zorunda kalıyorlar. O enerji artışı aslında bipolar bozukluğun, yani duygu durum bozukluğunun getirdiği kimyasal bir beyindeki değişiklikten kaynaklanıyor. Yani enerjik hissediyorlar gerçekten. Her şeyi yapabilecek kadar enerjik, hatta bazen taşkın ve bazen öfkeli. Böyle olduğu zaman uzun süreler, az uyumasına rağmen gündüzleri enerjik ve çok fazla program, çok fazla proje yapıyor. Konudan konuya atlıyor. Bilişsel olarak evet, dikkatleri de bozuluyor. Bu çocukluktan gelen dikkat eksikliğinden farklı bir durum, Selvinas Hanım'ın söylediği gibi. Düşünceler sürekli hızlı, bazen bunu ifade de ederler. Kafamdaki düşüncelerin hızına yetişemiyorum diye. Bu durumda maniden şüphelenip, duygu durum bozukluğundan şüphelenip uzmana danışmaları gerekiyor. Biraz riskli davranışlar hocam, size soracağım. Riskli davranışlar neler? Bunlara yaparlar mı? Bunlardan gözleri korkmazlar mı? Bu ergenlik, gençlik açısından gözü pek anlamına mı gelir? Ya yapıyor, giriyor, başarıyor. Korkusuz, cesur, cesaretli, harika filan. Övgüler de alıyor çevresi. Yani bu riskli davranışlara bir temas etmenizi isterim. Bir de eğer kızsa aşırı makyaj mı? Bakıyorsunuz o yaşa göre çok ileri bir makyaj yapmış. Ya o yaşa göre çok ileri giyinmiş. Yani bu da fark edilmesi gereken bir şey midir? Yani önemli bir şey midir? Ve çokça harcama. Hocam ifade etti mesela onu. Mesela diyelim ki çantası var ama 3 tane daha almış. Ayakkabısı var ama 3 kutu daha almış falan. Hani. Ergenlikte tabii çok hızlı bir fizyolojik değişim var. Aynı zamanda işte böyle derin beyinden kortekse ulaşan hormonlar, cinsellik, kadınlık rolü, erkeklik rolü, bütün bu dürtülerle nasıl başa çıkacak? Çok hızlı bir değişim, adapte olmaları zor. Burada bence asıl önemli olan hem bu riskli davranışlardan korumak, hem bu işte kadınlık rolünün, erkeklik rolünün oturması, o gelen dürtüleri kontrol etmeyi de öğrenebilmeleri için gerçekten kendilerini bir alanda iyi hissetmeleri önemli oluyor. Yani hep şu söylenir ya, çocuğun mutlu olsun ama çok da önemli değil başarısı. Aslında önemli. Başarılı olduğunda mutlu olabilir. Bu akademik başarı olduğunda zaten bu çocuklar bütün bu enerjilerini ona yatırıyorlar ve o yapıcı ve iyi bir şey olarak dönüşüp geliyor. Buna yatıramayanların o dürtü ve enerjiyi ne yapacaklar? İşte bu çocukların da yeteneklerine göre spor, sanat, kendilerini başarılı görmeleri gereken bir alan olmalı. Bu akademik başarı olmak zorunda değil, okul başarısı olmak zorunda değil ama bir alanda iyi olsun ve o alana yatırsın, o alanla ilgili hırsı olsun. İşte o zaman uygunsuz davranışlar, riskli davranışlar azalır. Çok dürtüseller, evet ergenler, bu yüzden tam da enerjisini böyle yapıcı bir şeye yatıramamışsa o zaman bu dürtüyle riskli durumlara girebilir. Ve gerçekten de ergenlik dürtü kontrolü açısından sorumlu olabilecek bir dönem. İntihar riski görülebiliyor. Bu anlamda kendilerini değerli hissetmeleri gerekiyor. Bir şey konusunda daha iyi olmak için çaba sarf etmeleri gerekiyor. Biz bu çocuklara okullarda ve aileler olarak işte bunlara yönlendirmeliyiz. Burada tabii yetenekler, yetenek analizi, doğru yönlendirme, bunlar çok önemli. Hocam tedavi kısmına geçeceğiz. Süremizi de dolduracağız. Herhalde yönetmenim bana haber de verecek ne kadar kaldığını. Uygunsuz cinsel ilgiler. Ergenlik döneminde, gençlik döneminde duygu durum hareketliliği olduğunda dikkat çeken bir şey midir? Yani cinsel espriler yapıyor, hani sokakta belden aşağı hikayeler filan deriz ya. Ve uygunsuz biçimde, uygunsuz kişilere yapıyor. Ya da öyle cümleler kuruyor. Karşı tarafı cinselliğini ima eden, hani sarkıntılık demeyelim ama yani uygunsuzluk diyelim. Hani ne diyeyim? Bunlar görülür mü? Ve böyle davranışlar hem İlgide artış, yani aşırı cinsel duygu, henüz diyelim ki o yaşta akademik başarıyı, aileye uyumu, arkadaşlarla oryantasyonu falan düşünecekken cinsel ilgiye daha fazla yönelim. Evet. Ve bir de cinsel konuda davranışlar. Yani bu başlığı nasıl doldurabiliriz? Şöyle genel bir taşkınlık hali aslında söylediğiniz her alanda var. Nasıl böyle uygunsuz cinsel davranışlar olabildiği gibi gerek yaşıtlarına gerek tanımadığı başka insanlara veya sınıftaki arkadaşlarına aynı akademik ortamda bulunduğu gençlere karşı olabilir. Dediğiniz gibi normalde akademik alanda olması gereken dikkatini gereksiz ve yoğun bir şekilde cinsel alana kayması olabilir. Yani zihninin büyük bir
uğraşısı haline gelebilir. Bunu kişi kendisi fark edebilir, tarif de edebilir. Bu ketleyici midir? Yani bu akademik başarıyı, işte o yaşın gerekli sorumluluklarını ketleyici bir durum mudur? Gereksiz bir cinsel ilginin artışı ve riskli davranışları. Tabii ki. Şimdi şöyle, tabii ki o dönemde bir keşif oluyor. O kişinin kendini tanımasıyla cinsel alanda da meraklarını gidermeye çalışıyorlar gençler, ergenler. Ama bizim aslında yaşam enerjisi dediğimiz libidonun tamamen bir alana yatırılması diğer alanları ketliyor. Tabii ki normalin üstünde aşırı miktarda olan her ilgi, özellikle de cinsel ilgi. Çünkü o dönemde birçok bilgiye sahip değiller. Riskli davranışlar, daha sonrasında pişmanlık yaşayacaklar. Onlara zararlı etkileri, sağlık problemleri getirecek olumsuz etkilere sebep olabileceği ciddi bir durum. Peki hocam, son 4 dakikamızdayız ve şunu sormak istiyorum her ikinize de. Ergenlikte duygu durum bozuklukları çözümü var mı? Bilim sağlığın bu alanına bir yatırım yapmış mı? Bilim bize yeni veriler veriyor mu sağlığa giderken? Kongrelerde ne konuşuyorsunuz? Kliniğinizde ne yapıyorsunuz? Ebeveynler size getirdiğinde ya da delikanlı size geldiğinde, bu anlattıklarımızın tümünün ve anlatamadıklarımızın çaresi var mı? Başarınız nedir? Ne yapıyorsunuz geldiklerinde? Nasıl bir tedavi? Nasıl bir uyum? Biraz onlardan da böyle bahseder misiniz? Yani biraz yüz güldürücü cümleleriniz varsa ebeveynlerin yüzünü güldürelim. Şöyle, tabii ki çözümü var Uğur Bey. Yani çok uzun yıllardır tıp alanında çalışılan bir konu bu. Aslında bundan 40 yıl öncesinde mesela çocukların ve ergenlerin depresyon geçirmediğine inanılırdı. Ama son 20 yıldır bu alanda ciddi çalışmalar var. Risk gruplarını tespit ediyorlar. Risk grubu ne demek? Çocuğun genetik olarak ailesinde böyle bir hastalık taşıması, bipolar veya depresyon risk grubu demek. Gene çevresel riskli travmalarla karşılaşan, olumsuz şeyler yaşayan kişiler risk grubunda. Şimdi alanda şöyle hedef var, risk gruplarını tespit edip hastalıkların ortaya çıktığı ilk zamanlarda tedaviyi sağlayıp süreci olumlu etkilemek. Çünkü konuşmamın başlangıcında bunun kronik bir süreç olduğunu, yaşam boyu devam ettiğini söylemiştim. Atak dönemlerinde tedavi veriyoruz ama bipolar bozuklukta ataklar arası duygu durumun normal olduğu dönemlerde de sürdürüm, yani idame tedavisi veriyoruz. Yani ömür boyu beraber bir yürüyüş oluyor bu tedavi süreci. Ama bilimin buna söyledikleri var. Sağlık bu alanda başarılı. Psikolog arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Kesinlikle. Bir tedavi birlikteliği var değil mi hocam? Evet. Yani birlikte bir şey götürüyorsun. Bazı testler galiba gerekiyor. Teşhisi koymak ve tedavi birlikte götürmek bakımından. Ergenin size ne anlatıyor hocam? Mesela şunu diyor. Beni kimse anlamıyor falan dediğinde. Nasıl çözüyorsunuz ya? O çocuğa yardımcı olabileceğinizi nasıl anlatıyorsunuz? Zor bir durum olsaydı. Bize geldiklerinde de aslında biz de yetişkiniz tabii. Dolayısıyla onların hayatlarında gördükleri işte öğretmen, anne baba figürleri gibi bir kaygıyla geliyorlar ilk başta. Genellikle pek kendileri istemiyor psikoloğa gelmeyi ergenler. Öncelikle onlarla hakikaten ilişki kurmamız ve onlara yardımcı olmak için orada olduğumuzu anlatmamız gerekiyor. Bu yüzden aslında psikoloğun ergenle ilişki kurması çok önemlidir. Bu ilişki kurulamadığı zaman çok böyle kendi istekleriyle bende bir sorun var demek çok zor bir ergen için. Yetişkin için de zor ama önce onu kurup sonrasında da gerçekten işte bu duygu durum dalgalanmaları, bütün bu süreç hep takip edilmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapabiliyoruz ama ergenle önce güven ilişkisi kurmak gerekiyor. Evet, güvenli alan almak. Hocam kapatacağız ama 1,5-2 dakika gibi. İlaç meselesine bir temas etmenizi istiyorum. Genelde ergenler ilaç kullanmayı sevmiyorlar. Ve aileler de bu alanda olumsuz bir teşvikte bulunuyorlar. Yani ergen o sırada sınıfta çıkacak, öğlen arasında bir yerde hani o ilaç uygulama. Biraz ilacın gerektiği durum mudur bu? Kullanması gerekirse ebeveyni ya da kendisini nasıl teşvik ediyorsunuz? Duygu durum bozukluğu ve ilaç tedavisiyle ilgili birkaç cümle de olsa. Yani şöyle, akut atak dediğim, hani mesela çok yükselmiş bir manide ilaç değil. Bazen Selvinas Hanım'ın da bahsettiği gibi hastane yatışları bile gerekebiliyor. Çünkü o riskli davranışlar kişinin hem kendisine hem çevresine zarar vermesine sebep oluyor. Biz burada her zaman ergeni korumak için hareket ediyoruz. Eğer bu kişi riskli bir cinsel etkinlikte bulunacaksa, kavgaya karışacaksa, adli bir ceza alacak kadar taşkınsa bizim onu korumamız gerekiyor. İlaç hani onların kötü gördüğü ama çok daha masum ve çocuğu koruyan bir şey. Veya depresyondaki bir kişi, intihar düşünceleri var, intihar
planları varsa bizim onun serotonin sistemindeki bozulmayı toparlamamız gerekiyor. Ben anlatırken diyorum ki nasıl bir enfeksiyon olduğunda oradaki iltihabı gidermek için antibiyotik kullanıyorsunuz. Bu serotonin dengesini de düzenlemek için çocuğunuzun kullanması gereken ilaçlar var. Tabii ki ergenin kendisiyle bunu mutlaka konuşuyorum, gerekliliğini anlatıyorum. Yani ilaç da gerekiyor, terapi de gerekiyor. Evet. Durumun ihtiyacına göre, şiddetine göre, yoğunluğuna göre birlikte bir tedavi ekibiniz var Fener yolunda. Siz onlarla birlikte çalışıyorsunuz. Bazı sorular var ama yetişkinlerle ilgili. Onu danışma hattımızdan ulaşırsanız size uygun doktorlarımız cevap verecek. Ben her iki uzmanıma da, Başak Ayık hocama da, Selvinaz Çınarparlı'ya da çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Konu çok uzun. Belki başka zaman yine konuşuruz başlıkları biraz daraltarak. Efendim yarın Şaban Özdemir yine aynı saatte burada. Size başka bir konuda huzurunuzda olacak. Uzman konukları var. Haftaya takıntılardan nasıl kurtuluruzu ben anlatmaya çalışacağım. Haftaya yine bekliyoruz ama yarın da unutmayın. Bilimden sağlığa olan yürüyüşümüzde size hep sağlık diliyorum. İyi duygu durumlarda tekrar buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.